Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Aralık ayında sevgili terazileri neler bekliyormuş. Biliyorsunuz artık yeni formatımız. Sevgili teraziler, 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eskiden, 4 tane de minnoş favori destemden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlk kartımızda sevgili teraziler için başlayalım. Kılıçların Kralı. Kılıçların Kralı der ki bu dönem aklının, duygularının önünde olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu kart sevgili teraziler için. Aynı zamanda der ki disiplin. Eğer disipline olacak bir şeylere başlamak istiyorsanız bunun için tam zaman der. Atıyorum işte sigarayı bırakma, spora başlama, düzenli spora başlama. Eğer böyle planlarınız varsa der ki tam zamanı. Fakat bir de şöyle bir şey var. Acımasız derecede açık sözlü olabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve der ki bu dönem sevdiklerinle özellikle konuşurken, kelimelerini seçerken birazcık daha dikkat et. Çok fazla açık sözlü olabilirsin. Ve bu yüzden de karşındaki kişinin kalbini farkında olmadan kırabilirsin der bu kart bizlere. Aynı zamanda da der ki ilişki için çok acele etmeyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Yani şöyle ki der ki ilişki için İlk olarak ortak noktalara bakar der kılıçların şövalyesi. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili teraziler için. İmparator kartı. İmparator kartı der ki sevgili teraziler bu dönem liderlik vasıflarınızın çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Yani bu dönem eğer kafanıza bir şey takarsanız, bir hedef belirlerseniz yapma olasılığının çok yüksektir sevgili teraziler. Aynı zamanda bir iş görüşmesi olabilir veya herhangi bir ortam işle alakalı der ki sen hız, tecrübe ve deneyiminle diğerlerinden bir adım önde olacaksın. Der bu kart bizlere. Aynı zamanda domine etmeyi sembolize eder. Bu dönem birilerini domine edebilirsiniz. Yani karşınızdakiler gücünüzün farkına varabilir bu dönem. Veyahut da tam tersi der ki birisi tarafından domine edilebilirsiniz. Üçüncü versiyonda da der ki babayla küçük bir tartışma yaşayabilirsin fakat kazanan baba olur. Baban seni bir şekilde domine eder. Der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili teraziler için. Şimdi de böyle çekelim bir tane. Vasmiorka Kupkov. Kupaların sekizlisi. Diyor ki sevgili terazi senin için artık zamanı geldi. Bir takım şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi. Sırtındaki kamburlardan kurtul artık. Çünkü bunlar senin ilerlemeni yavaşlatıyor, yükselmeni engelliyor der bu kart bizlere. Nasıl örnek verebiliriz? Önceden müzik prodüksiyon işi de yapıyordum hobi olarak. Fakat bir süre sonra baktım ki tonlarca bitmemiş projem var. Ve her seferinde şuna devam mı etsem, buna devam mı etsem, akıl karışıklığı yaşayarak inanılmaz derecede fazla vakit kaybettim. Yeni bir şey de yapamadım, eskileri de bitiremedim. O yüzden de bir gün böyle dedim ki, tamam bunların vakti geldi artık. Ve bir günde böyle terabaytlarca projeyi sildiğimi bilirim. Veyahut bir arkadaş, mesela görüştüğünüz arkadaşınız vardır fakat bir şeylerin artık iyi gitmediğini hissedersiniz. Bırakmanın zamanı gelmiştir. Sırtındaki kamburlardan kurtul der. Aynı zamanda ilticayı sembolize eder. Sevgili teraziler bu kart. Eğer iltica planlarınız varsa bu dönem tam zamanı der.
Hadi bakalım. Son kartımız. Son kartı da en önden çekeceğim sevgili teraziler. Bakalım sevgili teraziler için en önden ne çıkacak? Kılıçların sekizlisi. Sekizlerden gidiyoruz. Bu da diyor ki artık kılıçların sekizlisi der ki bu dönem yapacağın seçimleri çok iyi düşünmen gerek sevgili teraziler. Çünkü bu dönem kendi seçimlerinin sonucunu yaşarsın der bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki kendi kendini hapis ediyorsun. Kendi içinde hapis ediyorsun kendini. Özgür bırakmanın zamanı geldi de geçiyor sevgili terazi der bu kart bizlere. Aynı zamanda hapisle sonuçlanabilecek bir mahkeme işiniz varsa hapisle sonuçlanabilir. Veyahut işte ev hapsi, kefaret, denetimli serbestlik pozitifinde de bunu düşünebiliriz. Ve der ki bu dönem sevgili terazi birazcık da bir takım şeyleri artık nasıl derler pireyi deve yapmaktan vazgeç der bu kart bizlere. Ne diyebiliriz? Aynı zamanda bu kartla ilgili gözlerinizin açılacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Ve der ki bazı teraziler için, özür diliyorum Lola'nın tüyleri, bazı teraziler için de der ki iradeyi baskılıyorsun, iradeni baskılamayı bırak artık. Şu kendi hapishanenden kurtul, iradeni baskılama der bu kart bizlere. Evet, geldik en eski desteme. Hadi bakalım. Destemizin ilk kartı sevgili teraziler için. Asaların beşlisi. Asaların beşlisi de nedir? Eğer profesyonel anlamda bir şeyle uğraşıyorsanız, yani turnuvaya katılacak, müsabakalara katılacak kadar, der ki yani çok fazla rekabet olacak. İş konusunda da, aşk konusunda da her anlamda bunu yorumlayabilirsiniz. Rekabeti sembolize eder. Ağız dalaşını sembolize eder. Çünkü bakın burada evet sopalar birbirine vuruluyor fakat gençler birbirlerine vurmuyorlar. Sopalar birbirlerine vuruluyor. Yani birbirlerine zarar vermiyorlar ama sözle olabilir. Der ki her ne olursa olsun kazanacaksın ama kazanmak hiç kolay olmayacak sevgili terazi. Ve der ki bu kartın mottosu aslında şudur sevgili teraziler. Der ki ne olursa olsun farklılıklara saygı göster der bu kart bizlere. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili teraziler için. Yani bu destenin ikinci kartı sevgili teraziler için. Tılsımların kralı. Tılsımların kralı parasal anlamda da der ki bolluk, refah ve huzuru sembolize eder. Tılsımların kralı. Ekstradan ne diyebiliriz? Bu dönem çok kariyerci olacağınız, çok pratik olacağınız bir dönemi sembolize eder. Yani çok çabuk bir takım problemlere çözüm bulabilirsiniz. Çok çabuk cevaplar alabilirsiniz bu dönemde. Ama parasal anlamda ivmenizin birazcık artacağı dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız. Sevgili teraziler için. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de der ki çabuk karttır. Bunu yani şöyle anlatayım. Ateş grubudur çünkü. Çabuk kart. Cesurdur. Kararlıdır. Ve der ki ben hemen kendim şimdi yaparım. Kendi başına başarıyı sembolize eder. Bu dönem hemen harekete geçmeniz gereken bir dönemi sembolize eder. Yani bir fikir mi geldi aklınıza?
İlk adımı beklemeden atın sevgili teraziler diyebilirim bu kartla alakalı. Kendi başına başarıyı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Ve şeydir, bazı teraziler için kendi işini kurma, kendi işini sembolize eder çünkü. Asaların kraliçesi. Ön tarafta da bir tane kedi vardır. Bıyık altından gülüyordur. Kediler normalde iyi veya kötü dilekleri sembolize eder tarotta. Buradaki bıyık altından gülüyor. Bu da şey, yani çevrenize dikkat etmeniz gerektiğini bu dönemde. Yani çok güvendiğiniz insanlardan bile hani yüzünüze gülüp arkanızdan bir takım işler çevirdiğine şahit olabilirsiniz veya bir yerlerden duyabilirsiniz bunları. Hadiyim bakalım. Yani bu kişi de Koç Yay Aslan. Ateş grubu. Koç Yay Aslanlara dikkat bu dönem sevgili teraziler. Burada da en öndeki kartı çekeceğim. Bu destede de son kartımız. Devamlı öne alıp alıp atıyoruz bir yerlere. Tatam. Güneş kartı. Pazar günlerine çok dikkat. Herhalde bu dönem pazar günü en sizi mutlu edecek, en pozitif gün diyebilirim. Benim de doğum kartım, güneş kartı. İyi olan her şey arkadaşlar. Sevinç, pozitif enerji, başarı, kar, büyüme, parasal anlamda büyüme, kariyerde yükselme, zam alma, ne arıyorsanız, çocuk, eğer çocuk planınız varsa bu dönemler şanslı bir dönem çocuk için. İnanılmaz şanslı bir dönemi sembolize eder her anlamda. Her anlamda sevgili teraziler. Hadi bakalım şimdi. Ve bu kart der ki nasıl istiyorsan çok daha iyisi olacak der. Hadi bakalım sevgili teraziler için. Minnoş kartımın, minnoş testimin ilk kartını açalım. Asaların sekizlisi. Asaların sekizlisi de der ki panik yapma, hemen harekete geç. Çok güzel olaylarla karşılaşacaksın. Bunların karşısında panik yapma. Çok çabuk harekete geç ve bunları değerlendir. Bu fırsatları değerlendir der bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki bu dönem cevaplarının yumuşatılmış köşeli değil de direkt 90 derece olması lazım der. Örnek evet veya hayır. Olabilir mi, yapılabilir mi gibi değil de başlanabilir mi değil de evet, hayır. Oldu, yaptım, başardım. Bu kadar basit. Aynı zamanda iş veya kendi başınıza bir kaçamak veya partnerinizle uçak yoluyla bir yerlere gitmeyi sembolize eder veya uçak hızıyla olumlu haberler alacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve ne diyebiliriz? Asaların sekizlisiyle alakalı der ki süreç başladı, uçuş sürecin başladı, bir takım şeyler sen farkında olmadan olacak der bu kart bizlere. Hadi bakalım minnoş testimizin ikinci kartı. Tılsımların yedilisi. Tılsımların yedilisi. Yavaş karttır. Para konusunda da der ki evet her şey süper ama şöyle de çıtanı yüksek tutma. Bana her şey süper geldi. Hemen ben inanılmaz paralar kazanacağım değil diyor bu kart. Diyor ki ilk dönem tahmin ettiğinden birazcık daha az kazanabilirsin der bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki kısa vadede bir şey düşünme. Çünkü toprak grubudur. Yavaş karttır. Der ki uzun vadeyi düşün. Yatırım bile yapacaksan. Çünkü bakın kısa vade ayaklarının dibinde tek bir tane tılsım var. Ve ön tarafında bakın bir sürü tılsım var. Yani der ki uzun vade. Kısa vadede borç verme der. Hatta bu dönem hiç borç verme der. Çünkü
Tam tersi, negatifinde de der ki çok uzun dönemde alırsın paranı geri ve senin eline geçtiği zaman bu verdiğin borç yani hiç olur der. Bu kart bizlere ve bu dönem çok ağır çalışacağınızı, sebat etmeniz gerektiğini sembolize eder bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili teraziler için. Vay. Azize kartı çıktı. Bilinmeyen. Bu dönem gizli bir takım işlerin ortaya çıkacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem balansı, hayatınızdaki balansı sizin kendinizin bir harmoni oluşturmanız gerektiğini sembolize eder. Çünkü bakın boğaz, yakın yani ay, güneş, gece, gündüz, nefret, sevgi, orta kısım, azun biz eşitliği sembolize ediyoruz. Bakın tam dolunayın bulunduğu yerde aslında Kabala'da gizli basamak olarak şey yapılır. Gizli basamak olarak ele alınır. Daat denir. Gizli. Bilinmeyen. Ne diyebiliriz? Bu dönem gizli bir takım işlerin ortaya çıkacağı, gizli bir takım haberler alacağınız dönemi sembolize eder. Bu dönem kesinlikle ama kesinlikle içgüdünüzün inanılmaz derecede güçlü olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu yüzden içgüdünüzü kesinlikle ve kesinlikle dinlemelisiniz bu dönem. Aynı zamanda der ki bu dönem rüyalar görebilirsin. Rüyalarına kulak ver bu dönem. Sevgili terazi der bu kart bizlere. Aynı zamanda prensiplerinizle alakalı bir takım gelişmeler olabilir. Prensiplerinizi bozabilecek olaylar veya prensiplerinizin dahilinde bir takım olaylar olabilir der. Neden? Arkada çünkü Sefirot yaşam ağacı bulunur. Ve burada palmiye yaprakları ilk kez tarotta farklı anlamda kullanılmıştır. Palmiye yaprakları normal şartlarda savaşı sembolize eder. Veyahut bir atışmayı, kavgayı sembolize eder. Burada erkek prensibini, nar ise kadın prensibini sembolize eder sevgili teraziler. Sevgili teraziler son kartımız ve son kartı da en arkadan çekeceğim karıştırdıktan sonra. Hadi in bakalım. Bu sefer de en arkadan çekelim. Ermiş kartı. Geldik ermiş kartına. Ermiş kartı nedir? İzolasyonu sembolize eder. Eğer işte başarılı olmak istiyorsan der, bu dönem kendini birazcık izole etmen lazım. Çünkü izole olursan eğer bu dönem birazcık iş konusunda 3-4 kişinin yapacağı işi tek başına daha iyi bir şekilde layığıyla yaparsın. Sevgili terazi der bu kart bizlere. Aynı zamanda hedef belirlemeniz için tam zamanı sevgili teraziler. Çünkü inanılmaz derecede detaycı, mükemmelliyetçi ve kritik analiz yapabilecek yetilerinizin çok daha yüksek olacağı bir dönemi, daha yüksek performans sergileyeceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda nedir? Ermiş kartı temizliği sembolize eder. Hayatınızın, beyninizin, ruhunuzun temizliği, evinizin, iş yerinizin, ofisinizin, arabanızın, telefonunuzun aklınıza ne gelebilirse temizliği. Bazı teraziler içinde hastaneye yatmayı sembolize eder bu kart bizlere sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler, sizler için Aralık ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu zaten şimdi izleyeceksiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.